Şimdi Emine Hanım'ı davet edeyim. Kızı bugün Esengül geldi. Büyük bir kavuşma yaşandı, çok ona eminim. Bir kadını daha bulduk ve inşallah ona da benden ne istiyorsa bütün desteği elimden geldiğince yapmaya çalışacağım ben ve ekibim. Antalya'da Emine Hanım önce bir gelsin. 7 evladından kızı Esengül, 3 çocuk annesi Esengül evi terk edip gitmişti. Esengül dün canlı yayında gördük kendisini, bugün stüdyoya gelecek. Ben annemin ve kocamın Tom ve Jerry gibi kavgasından bıktım, usandım. Artık yani çocuklarıma da mahcup oluyordum dedi. Bu arada kocası yanlış biliyormuş. Kendisi 90 kiloymuş ama o kilosundan dolayı da kocası onunla az yani ne bileyim çok ağır sözler söylemiş. Psikolojik şiddette bulunmuş. Ama önce Emine Hanım bir annesi gelsin. Sonra da Esengül'ü çağıracağım. Emine Hanım gelir misin lütfen? Bugün seni kızınla kavuşturacağım. Ben sana kurban olayım. Rica ederim canım. Kadınlar günün kutlu olsun. Senin de kutlu olsun bir tanem. Kadınlar günün kutlu olsun. Emekçi kadınım benim canım. Evet, seni çocukların seviyor ama bazen bu aşırı ilgi ve sevgi onları bunaltıyor. Bunaltıyor, benimki bunaltıyor. Seninki biraz galiba öyle. Fazla seviyorsun sen. Çok. Evet. Peki geç yerine lütfen, seni evladınla buluşturacağız. Ay, şimdi Esen çok teşekkür bugün ederim. Evet ya, bugüne denk geldi. Kadınlar güne denk gelmesi de gerçekten vallahi yani bilmiyorum, beni ayrıca mutlu etti. Şimdi kocasını çağırayım. Ya ikisinin kavgasından bunu almış. İkinizin o kavgası var ya, Emine Hanım bunaltmış kızını ya. Niye bu kadar her şeye karışıyorsunuz? İkiniz çok konuşuyorsunuz. Neyse Mehmet Ali bir gelsin lütfen kocası. Buyurun lütfen Mehmet Ali Bey. Sen yerine geçerken dün ne konuştuk? Dün ilk karşılaştığınızda 1,5 ay sonra neler söyledi? Çok size üzgün, çok size, hatta yolda gelirken de çok yani çok acayip bir şeydi. Öfkesi var, kırgınlıkları var. Neden öyle söyledim de anlatacağım ama dün Esengül'ü bulduk, sizlerle bir canlı yayında görüştürdük. Bugün de burada olacak. Dün yaşadıklarımızı bir izlemek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Buyursunlar lütfen. 4 yıldır damadım kızıma çektirdiği ızdırabı Allah bilir. Baskı yaptın, tehdit ettin, dayanamadı, çekti gitti. Ay. Sana bir söz verdim bir tanem. Dedim ki ben senin kızını bulacağım. Ben sana kurban olurum. Tamam mı? Evet. Ben Esengül'ü buldum bir tanem. Sadece bu haberi vermekle yetinmiyorum. Kızını görmeye hazır mısın? Ya hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Şu plastik kapının hemen önünde şimdi Esengül'e doğru gidiyoruz. Esengül'ün yattığı yer. Ay nerede yatıyor, yazık. Oo, yürürüm seni. Yürürüm seni Esengül. Ben de onları seviyorum ama onların kavgalarından da yoruldum. Rica ediyorum. Çok haklısın. Bu sürekli kavgalarından bıktım. Peki çocukları neden aramadın? Kızın 22 yaşında, diğer çocuğun 18 yaşında. Eşimin gelip annemin gelip beni öyle rahatsız etmemeleri. Ben çalışacağım, çocuklarıma bakacağım uzaktan uzağa. Sen şimdi geleceksin mi? Gel ne olur Esengül. Gel bak kızım, ne istiyorsan. Yok anne, dönmeyeceğim ben, çalışıyorum, para biriktireceğim. Ama ben buradan gitmeyeceğim seni almayana kadar. Anne dönmeyeceğim ben. Kuş meselesi nedir Allah'ını seversen? Kuşlar her yerde, yatak odası, salon, mutfak her yerde. Yaptığım yemeklerin içinde kuş yemleri bile dolu dolu, olmuyor ki. Nasıl yani? Terlik deliyle geziyor, yattığımız yerde kuş var. Ben onlara sorun demiyorum. Yaptığı müdahale, bana yaptığı hakaret, durmadan konuşması. Ben sözümü anlatamadım. Ne ben, biz aslında birbirimize aynı dili konuşamaya alttan ala ala tamam diye yoruldum artık. Siz çocuklarını özlemedin mi? Ben nasıl özlemez olur muyum? Ama bunların kavgasından, bunların hengamelerinden yoruldum artık. Ben bunlar işte onlar Tom ve Jerry, ne diyeyim, ne söyleyeyim? Biri Tom ve Jerry gibiler mi? İkisi de birbirinden hırlı. Gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi onlar evde de öyle. Vallahi Tom ve Jerry, çok evde haklısın. Evde de öyle, aynen böyle. Manşeti sen attın gerçekten, annenle kocan Tom ve Jerry gibi. İkisinin kavgasından bıktığım için daha önceleri gittim. Bu kez gitmemin nedeni de o. O yüzden şey yaptım, ayrıldım ve başka bir yere gittim diyor. Şimdi yolda gelirken geleceğim oraya, ikinizle de yüzleşmeye geliyor. Başka istekleri de var, benden istedikleri de varmış. Ben de merak ediyorum. Birazdan Esengül'ü buraya çağıracağım ama yolda gelirken o kadar çok sistemkar ki. Çok üzgün. Yoruldu. Yorgun. Çok yorgun Esengül. Üzgün, hayat yoruldu. Onu yormuş. Siz çok yormuşsunuz ikiniz. Her sadece sen değil. Yoruldu. İkiniz de yormuşsunuz. Didem Hanım. Bir yolda geldiği o anları bir paylaşalım. Esengül'ü buraya davet edeyim. Evet. Kızını 1,5 aydır görmüyorsun. Önce şimdi arkadaşlarım Didem Arslan Yılmaz'ı vazgeçmeye Esengül'ün o anlarını koydu. Uzun uzun versiyonunu. Şimdi ekranlara da gelsin lütfen. Buyurun izleyelim. Esengül.
Ergen'in bir şarkısıyla mesajlar vere vere geldi. Evet, seni kalbimden kovdum. Bergen'i de rahmetle anıyoruz gerçekten. Şimdi kızım burada. Evet. Seninle yüzleşmeye, kocasıyla yüzleşmeye evet. geldi. Yani ben de onunla ön yaptığım görüşmelerde hepsi diyor ki Mehmet Ali. Evet efendim. Sevgili Emine Hanımcığım. Evet anne. Ben diyor kocamın ve annemin birbirleriyle olan kavgalarından, Tom evet. ve Jerry gibi sürekli birbirlerini yemelerinden bıktım, usandım. Tamam. Bak, ikiniz yüzünden kaçmış. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle kızını çağıracağım. Benim bir tane kızım yok ki, 3 tane kızım var. Evet. İki damadım daha var. Ama ne? Bunlarla yan yana oturuyormuşsun Hayır, sürekli. Hayır, uzaklar. Uzaklar. Hayır, Esengül'le yakın değil mi? Esengül bana biraz uzak, o daha yakın. 2-3 kilometre var. 2-3 kilometre, çok tamam uzak mı? Değil yani. Evet. Şimdi niye onlara karışmıyorum da sade bu? İşte ama... 2 gelinim daha var. Ama sen ona neler söylüyor? Gelsin ama kendisi neden? Anlatsın. Bir neden olmalı. Ha, Mehmet Ali yüzünden. Tabii canım, bir neden olmalı. Kendini evlendirmişsin. Yine kavga etmeyin, kızı çağırayım etmem, ya. Etmem. Yok, ben bugün ya. Konuşmayacağım. Öyle mi? Söz. Son kararım. Etmem, benim kızım. Benim kızım ne dese arkasındayım. Sağ olasın. Allah rahmet eylesin teyzemizin. Sağ olun anneme, çok teşekkür ederim. Sağ olasın bütün ölmüşlerimize. Sevgili Esengül gelsin mi? Gelsin gelsin. Evet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir kadının daha sesi olacağım için gerçekten çok mutluyum. Bana da güvendiğin için, bir kadının da bana güvenmesinden çok, çok. Ayrıca mutluyum. Esengül'cüğüm gelir misin çok, bir tanem? Çok. Ben inanmadım bu gece gelecek. Geldi. Ben dedim gelmez. Geldi. Evet, geleceğini hiç zannetmedim, hiç. Hiç. Nerede yolunu gözlüyor? Geldi geldi. Sana saygım var ama orada dur. Orada dur. Ne onu görmek istiyorum ne de... Hoş geldin. Hoş bulduk. Benden mi uzak duracaksın? Evet, şu an öyleyim. Şu an benden hep... de uzaksın. Evet. Tamam. Hepinizden. O yaptı. Lütfen orada dur. Tamam. Kimseyi üzmek istemiyorum ben. Üzmeye gelmedim buraya. Ben kendimi ifade etmeye geldim. Oturacağın yeri gösterebilir mi? Gösterin. Gel lütfen. Gel şöyle. Sarılmasın. Bir kimse anne sarılmış. Bu kadar olmaz. Öyle mi? O kadar mı kızgınsın annene? Olmaz. Annene? Ona da. İkisine de kızgınsın. Evet. Bak şuraya oturmanı rica ediyorum. Burası, merak etme, yakında değilsin. Dur orada. Aa, orada dur. Bak konuşamıyorum. Orada dur. Aa, o kadar ya. Yok yok, psikoloji bozuk da benim kızım bir senedir böyle. Orada dur lütfen. Tam bir yıl. Bir yıldır böyle. Sorunuz nedir? Ben bana... kaçmadım, göçmedim, yanlış bir şey de yapmadım. Yapmaz. Her şeyin içinde herkes, her yerim belli, yurdum belli. Yapmaz. Ama bu, ayrılmak istiyorum. Bir şey de yapmadım ona tamam, karşı. Tamam. Ayrılmak istiyorsan bana niye kızgınsın? Çocuklarımı da özledim. Bana çok özledim. Bana da mı kızgınsın? Herkese. Herkese. Neden? Hayata. Yaşadığım bütün acılara. Hak etmedim hiçbir şeyi ben ondan. Ay ben ne yaptım sana bir tane? Özür dilerim. Şöyle bana dokunmayın sadece. Ya tamam, dokunmam ama. Dokunma. Ben dokunma istemiyorum lütfen. Ha, dokunmaktan hoşlanmıyorsun. Hoşlanmıyorum. Ha tabii ki ya. Yok ben de. Buyurun. Ben normalde teması severim. Benim ona karşı bir yanlışım yok. Yüzleşiyoruz, söylesin. Yok, ben açık eşime açık güveniyorum. Konuştum. Kesinlikle öyle bir yanlış yapmaz zaten de. Ben ona, tabii ona ki, da sesimi yükseltmedim. Bir anne, bir evlat, ben evlatlığımı çok güzel yaptığıma inanıyorum. Hatan varsa söylesin. Her bugün, şey söylesin. Bugün seni dinleyeceğiz. Konuş, içini dök. İçimi neye dökün? Ben işte bu böyle. Her şey ortada. Tartışmalarından yoruldum. Aynı mahallenin geleni, aynı mahallenin kızı, aynı mahallenin de evlendim, yetiştim. Aile işte böyle. Hiç ayrılmadık. Abi sağ olsun yardım etti ama başa da kalktı. Annen. Kalktı, niye kalkmasın? Gelip ona çomak soktu, o ona soktu, ona soktu derken ortada ben kaynadım. Çocuklarım eve geliyordu, bizim tartışmalarımızı duyuyordu. Ne cevap vereceğini bilmiyordu. Bu sefer beni hasta görüyorlardı. Ben alttan anne cim yapma, kurban oldum. Mehmet Ali yapma. O da haklı kendi çapında. Hı-hı. Kendi çapında. Annen haklı. O da haklı kendi çapında ama haksız olan ben miyim? Yani. Alttan alan ben, haksız olan ben, suçlu olan ben. Ama ne yapacağımı bilemiyorum şimdi. Kardeşim dövdü, iyileştim, düzeldim. Aradan 6-7 ay geçti, sonra ona söyledim. Çünkü kardeşimle bir araya gelmesin. Arada bir tartışma kardeşinin olmasın. Kardeşinin evinde yaşıyorsunuz. Peki annemin evinde dövdü beni. Beyin damarım tıkaldı. Şu an ben mantıklı bile İki konuşamıyorum. İki lafı bir araya... Kardeşim. Ben iyice iyileştikten, nörolojik tedavi gördükten sonra... Baştan başlayalım Esengül. Kendimi çok
konuşuyorum. Kendimle çok konuşuyorum ben. Biliyorum, farkındayım evet. Yani. Çöp sürekli böyle muhasebe yapıyorsun. Evet, hep konuşurum kendimle. Benim bir bayan arkadaşım yok söylesin. Söyle, var mı bayan arkadaşım? Yok, söylemiyorum. Kendimi suyu açarım, suyla konuşurum. Taşı önüme alırım, taşla konuşurum. Neden? Böyle alıştım. Seni dinlemiyorlar mı? Anlamıyorlar. Ha, sen annene, anlamıyorlar. Annene konuşamıyorsun. Konuşamıyorum. Kocanla konuşamıyorsun. Konuşamıyorum. Derdini sulara taşıyorum. Çocuklarıma da yansıtmamaya çalışıyorum. Of bir tanem. Kilitliyorum kendimi. Onlar bulaşma. Onlar bir üzülmesin, çocuktur. Arkadaşın yok mu? Hiçbir arkadaşım yok. Söyle, var mı? Var mı? Var mı? Lütfen söyle, rica ediyorum. Ben bugün susacağım. Siz konuşun. Susmak yok. Konuşacaksın. Susacağım. Yok. Söyle, konuşsun. Konuşsun. Konuşacak. Yani ben buraya konuşmaya geldim. Oynamaya değil.